ve Çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 1986 yılının güzel bir sonbahar sabahında küçük bir ilçede yaşayan iki kuzen Arif ve Murat ortaokula başladılar. Okulun ilk günü ilk defa kravat ve ceketlerini giyip okula doğru yürüdüler. Sabah çarşıda esnaf hemen işlerine koyulmuştu. Etli ekmekçilerin ve leblebicilerin önünden geçtiler. Okulun önü hareketlenmişti. İlkokuldan tanıdıkları birçok arkadaşlarını gördüler. Simitçiler okulun önünde yerlerini almıştı. Pazartesi günü bayrak töreni yapıldı. Müzik öğretmeni İstiklal Marşı'nı söyletti. Çocuklar ilk günün heyecanı içindeydiler. İki kuzen sınıflarını buldular. İkisi de aynı sınıftaydı. Fakat ilk dersleri resim dersiydi. Sınıflarına geldiklerinde sınıf öğretmenleri "Resim dersi resim atölyesinde. Oraya gidin. Atölye yan binada çocuklar." dedi. Çocuklar atölyeyi buldu. Fakat resim öğretmeni sinirli birisiydi. Çantası ile gelenleri sert bir şekilde uyarıyordu. "Çantanızı sınıfınızda bırakın. Atölyede kalabalık etmesin. Sadece resim defterinizi ve boyalarınızı getirin." dedi. İki kuzen sınıfa geri döndüler. Çantalarıyla geldiklerini gören sınıf öğretmenleri "Çantanızı sınıfta bırakmayın. Çantanız kaybolabilir." dedi. Çocuklar yine çantaları ile atölyeye geri döndüler. Murat önden atölyeye heyecanla daldı. Ama resim öğretmenleri Murat'ın açıklamasını dinlemeden Murat'ı çok fena azarladı. İlk günden azar yiyen Murat şaşkındı. Bu sırada arkadan gelen Arif atölyenin kapısında sotalanmış, öğretmenin tepkisini beklemişti. Murat'ın azar yediğini görünce çantasından resim defteri ve malzemelerini çıkartıp çantasını atölyenin merdivenlerinden aşağıya fırlattı. Atölyeye girip hemen bir köşeye sessizce oturdu. Arif ve Murat ilk defa bir resim atölyesi görüyordu. Duvarlarda eski öğrencilerin yaptığı resimler asılmıştı. Resim öğretmenleri onlara resim hakkında bazı bilgiler verdikten sonra bir kış resmi çizmelerini istedi. Çocuklar nasıl bir resim çizsek diye birbirlerine bakındılar. Bazıları hemen bir şeyler çizmeye başlamıştı. O gün Murat çok farklı bir resim çizdi. Kış resminde kar tanelerini kocaman kocaman çizmişti. Bu resmi gören Arif öğretmenin yine Murat'a çok kızacağını düşünüyordu. Ama hiç de öyle olmadı. Resim öğretmeni Murat'ın çizdiği resme hayran oldu. O gün ortaokula başlayan Murat ve Arif akşam okul çıkışı eğitim hayatlarının bu yeni dönemine başlamanın heyecanı ile evlerine döndüler.